Başındayken programından herkese merhaba. Üniversite adayları için heyecan dorukta biz de aynı heyecanı paylaşıyoruz. Her gün yayınlarımızla tercih dönemi sonuna kadar Habertürk ekranlarında buluşuyoruz ve üniversitelerimizi yakından tanımaya devam ediyoruz. Bugün programın ilk bölümünde Abdullah Gül Üniversitesi rektörü Sayın Profesör Doktor İhsan Sabuncuoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Gökhan Hanım. Ee, şimdi böyle heyecanlı dönemlerde bir araya geliyoruz. Bakıyorum evet. 2013 yılı olmuş. Neredeyse mezunlarını verecek Abdullah Gül Üniversitesi. Ee, bu sene tercih yapacak adaylar artık biliyorlar ama yine de söyleyelim Abdullah Gül Üniversitesi bir devlet üniversitesi, vakıf destekli bir devlet üniversitesi. Evet. Ee, bu ne demek tam olarak tercih yapacak adaylara ne söylersiniz bu konuda? Bizim güçlü bir vakfımız var ve bu vakfımız da öğrencilere çeşitli burs ve olanaklar sunuyor. Aynı zamanda akademik kadromuza da bu olanakları sunuyor. Bu sayede de üniversitemiz daha hızlı, daha bir vakıf üniversitesinin sahip olacağı, sahip olduğu bir dinamizm içerisinde daha esnek e, ve daha öğrenci odaklı hizmet veriyor. E, bu, bu açıdan da e, e, aslında 4 yılda çok önemli bir noktaya geldik biz. Hı hı. Yani dört yıl kısa bir süre ama. Bu zaman içerisinde Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Türkiye'de en seçkin, kaliteli üniversitelerden birisi olarak algılanmaya başladı ee, ve bunun da tabii en büyük itici güçlerinden bir tanesi vakfıdır. Vakfıdır. Şimdi m, her üniversite, kimi diyor ki biz araştırma üniversitesiyiz, kimi diyor ki biz işe yerleştiriyoruz. Şu ara sizin o, o altın defalarca çizdiğiniz her dönem e, yeni nesil üniversite kavramını söyleyenler var. Yeni nesil üniversiteyiz biz e, diyen belki de ilk e, aslında üniversite. Abdullah Gül Üniversitesi. Evet. E, nedir bu yeni nesil üniversite? Üçüncü nesil üniversite. Hı -hı. Ee, üniversitelerin üç ana misyonu var. Eğitim, araştırma ve topluma etki veya katkı boyutu. Ee, genellikle topluma etki, topluma katkı boyutu hep ihmal edilmiştir. Hep üçüncü plana, dördüncü plana atılmıştır. Ama e, son yıllarda e, üniversitelerin toplumdan e, giderek uzaklaşması, kopması toplumun ihtiyaçlarına cevap verememesi, refleks oluşturamaması bu toplumsal etki veya toplumsal katkı boyutunu öne çıkardı. Biz 2013 yılında üniversiteyi yaklaşık 700 civarında yerli ve yabancı bilim insanı, sivil toplum kuruluşu, iş ve sanayi dünyası temsilcisiyle birlikte kurarken veya ilk e, altyapısını oluştururken ilk fark ettiğimiz şeylerden bir tanesi buydu. Yani iyi bir üniversite, kaliteli bir üniversite, eğitim araştırma kadar, eğitim ve araştırmayı entegre ederek, hı hı. harmanlayarak bundan büyük bir toplumsal fayda ve katkı çıkarmak zorunda. Ee, ekonomik, sosyal veya teknolojik olarak topluma e, fayda üretmek zorunda. Hı hı hı. Onu yakaladık ve ilk üçüncü nesil üniversite kavramında aslında Türkiye'yi biz getirdik hatırlarsanız. E şimdi topluma fayda demişken aslında üniversite bulunduğu coğrafyayı da değiştiriyor, dönüştürüyor. Bu anlamda Kayseri ile etkileşimi nasıl oldu üniversitenin? Şey, çok iyi. Yani biz Kayseri'nin e, yani iş ve sanayi dünyası değil yalnızca ilkokulları, anaokulları, ortaokulları, sivil toplum kuruluşlarıyla da birlikte hareket ediyoruz. Onlarla işbirliği anlaşmalarımız var. Yani üniversite ee, aslında e, topluma bir şekilde önderlik yapması lazım, ışık tutması lazım, vagon ee, değil bir lokomotif olması lazım hmm. ve bunu Türkiye çapında yapmadan önce de önce içinde bulunduğu coğrafya içerisinde yani şehrin içerisinde yapabilmesi lazım. Biz bu konuda çok büyük bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Ben. Peki de bölgeden gelen öğrenci sayısı artmaya başladı mı? Ya da şöyle sorayım, e, üniversitenin kampüsünde biz nerelerden öğrencilerle yolumuz kesişir? Ağırlıklı hep o coğrafyadan öğrenci mi gelir? Hayır. E, bu en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Biz aslında dünya ölçeğinde... E, Önemli üniversitelerle rekabet edebilmek için kurulmuş bir üniversiteyiz. Evet, Anadolu'da kurulmuş bir üniversiteyiz. Öğrencilerimizin yalnızca yüzde 20'si, 25'i bu coğrafyadan geliyor. Hmm. 71 ilden e, öğrencilerimiz var. 35 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Kampus Kampüsümüzdeki yabancı insan sayısı, öğretim üyesi ve akademisyen sayısı e, 50'yi buldu. Yani 50 farklı ülkeden... ...50 veya 55 ülkeden insan var. Biz dolayısıyla... ...dünya standartlarında... ...evrensel normlarda bir üniversiteyiz. Ee, evet, yani... ...öğrencilerimizin yaklaşık %20-25'te... ...Kayseri ve civarındaki... ...illerden geliyor. E, bu bağlamda aslında eğitim dilinin... ...İngilizce olmasına vurgu yapabiliriz belki. Devlet üniversitelerinde çok nadir... rastladığımız bir durum. Kaç? 3-4 tane... ...üniversitede evet. bugün %100... E, ...İngilizce eğitim dili olarak değil mi? Çok kaliteli... Ee, değişik bir e, e, İngilizce e, ders modelimiz var, eğitim modelimiz var, yüzde yüz İngilizce, bütün programlarımız yüzde yüz İngilizce ve İngilizceyi iyi konuşan, iyi düşünen, iyi anlayan, iyi okuyan insanlar biz yetiştirmek istiyoruz çünkü e, sevsek de sevmesek de İngilizce şu anda ...hem bilim dünyasının... ...hem de iş dünyasının ortak dili oldu. Hı hı. Ee, hazırlık o zaman bütün bölümler için... ...zorunlu hazırlık var. Zorunlu hazırlık var, evet. Hı hı. Ee, hazırlığı peki Türkiye'de mi okuyorlar? Yurt dışında mı okuyorlar? Ee, tamamen Türkiye'de okuyorlar. Ee, hazırlık okulu... ...kadromuzun... E, ...okutmanlarımızın yaklaşık... ...yüzde yabancı zaten. Hı hı. Uluslararası. Fakat... Eğitimimizin bir bölümü olarak öğrencilerimizi biz yurt dışına gönderiyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'ne, farklı eyaletlere. Sırf bu öğrenmiş oldukları dili kullansınlar, uygulamasını görsünler, farklı kültürlere bir şekilde expose olsunlar, bir uluslararası deneyim kazansınlar istiyoruz. Şunu da söyleyeyim ki bizim birinci sınıfta öyle öğrencilerimiz var ki daha ilk sınıfta, birinci sınıfta beş veya altı farklı ülkede deneyim yaşamış. Bir projeyle, evet, yarışmayla evet. sadece hani yurt dışı deyince Erasmus Exchange işte değişim programları değil değil mi? Gençlik fabrikamız var biliyorsunuz bizim. Evet. o, o genç Fabrikası üzerinden dediğiniz gibi bir takım uluslararası işbirliği mekanizmalarını kullanarak çok sayıda öğrencimizi biz yurt dışına gönderiyoruz. Şu anda tahminen öğrenci sayımız 1500'e yaklaşıyor. Az değil. Zaman içinde büyüdük. Kaliteden ödün vermeden büyüdük. Çok hızlı bir şekilde büyümedik. Yavaş büyüdük. Şu anda öğrencilerimizin yüzde yetmiş beşi, yüzde sekseni belki de mutlaka uluslararası bir Deneyim deneyimi yaşamıştım. var. Mutlaka. Hı hı. Mutlaka. E, peki onun dışında, uluslararası deneyimin dışında e, Kayseri'ye gelen, e, Agü'yü seçecek gençleri neler bekler üniversitede? Yani farklılık olarak e, araştırma mı çok etkili yoksa üniversite sanayi işbirliği içerisinde mi bulacak kendini? Nasıl bir kampüs ortamı bekliyor onu? Biz... E, belli bir mesleği Eğer yani belli bir mesleği öğrenmiş, diplomalı insanlar yetiştirmek istemiyoruz. Görkem Hanım. E, e, hemen hemen her konuda e, yani fikir yürütebilen, hayal kurabilen, hmm. e, girişimci, yenilikçi, e, yani çağ ay ayak uydurmuş ve öncü insanlar yetiştirmek istiyoruz. E, ve bu kapsamda da gerek uluslararası işbirliği mekanizmalarımız üzerinden gerekse eğitim anlayışımız çok değişim bir, çok farklı bir eğitim anlayışımız var. Onun da yardımıyla üniversitedeki öğrencilerin yalnızca mesleki ve teknik anlamda altyapı oluşturmalarına sağlamıyoruz. Biz onların sosyal, kültürel ve entelektüel olarak, bir birey olarak, kişi olarak, kişisel gelişimini de sağlamaya çalışıyoruz Dolayısıyla bu bizim e, ...odağımızda olan bir hı, mesele hı hı. yani biz bugünü konuşmamalıyız Biz yarınları öbür günleri bundan 10 sene sonrasını konuşmamız lazım ve e, onlarca yıl sonra toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrencileri yetiştirmemiz lazım Bu nedenle de Hayal Kur'an hı vizyoner, gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. Öyle bir iklimin veya kültürün etkisi altında kalıyor çocuklar. Tabii ki iş ve sanayi dünyası, diğer mekanizmalar, sivil toplum kuruluşları, bütün bu ekosistemin bir parçası olarak etki sağlıyorlar yani bir, bir anlamda. Ama amacımız e, hakikaten ileride kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen, her konuda fikir yürütülebilen, vizyoner insanlar yetiştirmek. Yani alanda değişse, meslek, meslek seçtiği meslek çıkmaza da girse, ülke de değiştirse bir şekilde var olabilmeli, kendini donatmalı. Hmm. Bu biraz öğrenciye de bağlı tabii ki. Yani değil mi? Buradan seçim yapacak arkadaşlara bunu da söyleyeyim. Tabii. Bazen böyle istemedikleri bölüm oluyor, emin olamıyorlar vesaire. Hani sanki böyle hayatlarının en önemli kararını veriyor gibi bir yük omuzlarına biniyor. Tercih yapacak arkadaşlara siz psikolojik olarak nasıl bir değerlendiriyorsunuz? ...destek sağlamak istersiniz bizim yardımımızla... ...aracılığımızla? Ben şunu öneririm... ...bir kere kararı kendileri versinler... Hmm. Ee, ...sağa sola soru soracaklarına... ...kendilerine <laughs> sorsunlar o soruyu... ...bizzat kendilerine... ...ben ne olmak istiyorum, ne yapmak istiyorum... ...sorusunu kendisine sorsunlar... Ee, ...maalesef... ...yani gerek okullar... ...gerek rehber öğretmenler... ...çevre baskısı bir takım çok e, önde olan meslekler var şu anda çok tercih edilen meslekler var bunların etkisinde kalmadan özgür iradelerini kullanarak e, bir şekilde tutkulu oldukları sevdikleri Hı -hı. şeyi yapacak şeyi seçsinler yanlış seçim yaptıklarına da korkmasınlar. Doğru. Çünkü yani artık mesleklerin arasındaki fark o kadar azaldı ki inanın bana yani e, şu anda konuştuğumuz meslekler belki 10 sene sonra olmayacak. Evet. Şu an hiç konuşmadığımız meslekleri konuşur hale geleceğiz. Onlarca sene sonra. Hı hı. Bu arada bir istatistik daha ben sizlerle paylaşayım. Türkiye'deki zaten gençlerin üniversite mezunu gençlerin %70'i mesleğini aldığı veya dip diplomasını aldığı mesleği yapmıyor zaten. Evet, evet. Yani farklı alanlarda bir şekilde kariyerini sürdürüyor. Önemli olan bu, Burada yani o mesleğin teknik bilgisini almanın ötesinde hayata hazır. Ee, yani kendisini gerçekten e, hayata ve kariyere hazır bir noktaya getirmesi lazım. Hı hı. Bunun için de yetkinliklerine çok önem versin. Yani yetkinlik ağırlıklı bir eğitim ortamı sunan üniversiteleri seçsin. Hı hı. Kişiyi yetiştiren, kişiyi gelecek 10 yıllara 20 yıllara yetiştiren Hazırlanın. yetkinliklerini... Törpileyen, onları öne çıkartan, hani artılarını, eksilerini bir şekilde kişinin keşfederek daha yetkinlik ağırlıklı eğitim imkanı sunan üniversiteleri seçsinler. Bu meslek seçiminden bence daha önemli. Hmm, doğru. Yani Zaten sonrasında o yetkinliklerle kendisi doğru mesleğe yönelecektir. Evet, Peki evet. son bir soru soracağım son dakikada. Burslar da çok önemli kriter şu dönemde arkadaşlarım için. Abdullah Gül Üniversitesi'nin bursları. Bizim 2000 liraya yakın bir burs olanağımız var. Farklı kategorilerde. Öğrencilerimize ilk 20'den galiba gelen öğrencilerimize yurt ve kalacak yer imkanı da sağlıyoruz. Yurt dışı imkanı da sağlıyoruz. Artı bütün öğrencilerimize hemen hemen bilgisayar da veriyoruz. Hmm. Ee, bu olanakları sunuyoruz ama artık üniversite öyle bir yere geldi ki sunmuş olduğu burs olanaklarıyla değil kalitesiyle öğrenci çeker bir hale geldi. Ee, dolayısıyla kaliteyle hakikaten kendisini gelecek yıllara hazırlayan iddialı bir şekilde ortaya çıkacak Gençlerin aramıza katılmasını bekliyoruz biz. Çok teşekkür ediyorum katkınız ben için. Ben de çok teşekkür ee, ediyorum. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İhsan Sabuncuoğlu ile birlikteydik. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.